konuğum geldi, İbrahim Gökçek benimle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bir şey çiçek getirmişsiniz ama çoban çantası mı getirdiniz bana? Çoban çantası hemoroid. Allah. Ben de sevinmiştim bana çiçek mi geldi diye. Hay Allah yine olmadı. Evet. Burada bir arkadaşımız rahatsızmış da onun için getirdim. Ha, geçmiş olsun. Şimdi hemoroidin evreleri var. Birinci evre, evet. İkinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre. İkinci evreden itibaren makatta oluşan memeler artık içeri girmez. Çok çok rahatsızlık verir. Kanamalar olur. Muzdarip olur. Ya tabii ki sürekli elbisesini kirletir falan filan. Yani çok kötü. Oturamaz insanlar. Yan oturmak zorunda kalırlar vesaire. Ankara'da bir hanımefendi hemoroidden dolayı dördüncü evre artık ameliyat olmuş. Oo. 6 ay sonra bir daha nüksetmiş, bir daha ameliyat olmuş. Bir daha derken dördüncü ameliyatta doktoru yanlışlıkla sifing denir makadan kapatan kaslara. O kasların içerisindeki siniri kesmiş. Eyvah. Beni arıyor. Diyor ki hocam var mı bir çözümü? Ben cerrah mıyım? Mikro cerrah değilim ya ben. Ben de çoban çantası. Sizde şifalı bitkiler var, otlar bunun var. Kapsülü var. Hamamelis diye. Çoban çantası kapsülü var. Kapsülünü yutarsın, çayını içersin. Hiç sorun değil. Hı hı. Çok kolay. Ameliyata gerek yok ki. Şimdi ben dedim bu mikro cerrah diyelim. Onu doktora gidecek. Şimdi doktorum mikro cerrah belki. Hı hı. O çünkü oradaki sinirler çok hassas, çok ince, çok narin bir şey. Ameliyat edebilirse iyi, edemezse ömür boyu ne yapacak? Altını bezlemek zorunda kalacak. Aynen. Yani bebekler gibi yaşlı insanlar da bazı kaçıranlar da ne yapıyor? Altlarını bezlemek zorunda kalıyorlar. Evet. Şimdi bunun bir diğer özelliği ise her türlü kanamaya karşı dünyada en etkili bitki. Her türlü kanama. Bağırsak kanaması, ülseratif kolit, kolit, morbus Crohn, IBS gibi rahatsızlardan dolayı meydana gelen kanamaları önler. Her türlü kanama, bağırsak kanaması. Her türlü mide kanamasına karşı. Yemek borusundaki kanamaya karşı. Mesane kanaması. Hı hı. Bazı bayanlar adet görmeleri uzar, uzun süren böyle kanamalara karşı. Hı hı. Adet kesilmez, uzar. Bu da perişan eder. Rahim kanaması. Hı hı. Hatta Pakistan'da bir tanıdığım vardı. Adamcağızın burnu kanıyordu. İlkbahar, yaz aylarında tansiyonu yükseliyor, burnu kanıyor. Onun burun kanamasını dahi önledi. Hı hı. Her türlü kanamayı durdurur. Bununla ilgili çalışma yapmış Japon ilim adamı Profesör Doktor Takaki ve Korada. Hı hı. İki tane de Alman, Wiesenau, Neumann. Bunlar klinik araştırması yapmışlar. Yapmış olduğu araştırmalarda da bunun birleşiminde bir polipeptit var. Hı hı. Bu polipeptit her türlü kanamayı önlüyor. Kısa sürede kanamaları önlüyor, hemoroidi iyileştiriyor, varize karşı etkili vesaire vesaire. Biz bununla ilgili çok güzel bir ürün geliştirdik. Hamamelis. Hamamelis sedef hastalığına da karşı hı hı. etkili. Cilt hastalıklarına karşı. Çok güzel, çok etkili. İlkbahar aylarında artık insan bünyesinin metabolik değişimler, dönüşümler oluyor. Basıncı, kan basıncı artıyor, vücut ısısı değişiyor. Ne oluyor? Damarda sorunlar yaşamaya başlıyorlar. Tam bu zamanda ilk olarak piyasaya çoban çantası çıkıyor. Çıkıyor, evet. Ben buradayım, tedavi olabilirsin demek istiyor. Hemen ortaya çıkıyor. Bu tür rahatsızlığı olanlar için en ideal, hiçbir yan etkisi olmayan, tamamen doğal bir bitki. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. İnternette, PubMed'den, Google'dan bakabilir isteyenler. Bu çiçekleri tohuma döndüğünde aynı çoban çantasına benzediği için çobanlar bununla... Latincesi nedir çoban çantasının? Yani sizin kullandığınız? Bursiya. Aha. Almancası Hirtenteschel. Yani Almanca da çoban çantası. Ama Türkçe de çoban çantası. İngilizce de çoban çantası. Çantası. Hep çoban çantası. Her yerden, nereden geçtiyse bir ülkeden çoban çantası diye geçmiş, her tarafa yayılmış. Harika. Evet. Evet, peki. Devam ediyorum. Sedef hastalığı için doğal bir çözümünüz var mı? Ne yapması gerekiyor sedef hastalarının? Tabii. Çok güzel. Mahonya bugün bulamadım ama mahonya haftaya getireceğim.
mahonya ve hamamelis. Bu gördüğünüz hamamelis bitkisi. Biraz önce arkadaşımın çiçeğini gösterdi. Hamamelis virginiana. Virginia, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde oradan dağıldığı için dünyaya, vatana, Virginia olduğu için çok güzel çiçekleri var. Çok narin, çok hassas, güzel bir bitki. Bunun yaprağının ve dalının kabuğunun destilasyonuna damıtılarak elde edilen ekstraktı. Hı hı. Sedef, ekzema, akne, liken, liken planus. Her türlü cilt hastalığına karşı kullanılır. Aynı zamanda antiviraldır. Yani genital çiğil, genital herpes, zona, uçuk, antiviral özelliği de sahiptir. Bunu da yeni bir çalışma Google'da, PubMed'de araştırma yaparken gördüm. Şimdi sedef hastası vatandaş, gitarist, bir İspanyol gitarist diye nickname'le Facebook'ta şey var. Hı hı. Adam sahneye çalıyor, güzel gitar çalıyor ama elleri böyle hep sedef olmuş. Hı. Utanıyor, vatandaşın karşısına çıkamıyor. Dedi ki, ya beni kurtar bu dertten dedi. Sorun değil. Hamamelis var, mahonya var, sorun yok. İyi dedi, kullandı. İki ayda iyileşti ama iki ayda iyileştiği zaman kişi iyileştim diye bırakırsa 6 ay, 1 yıl sonra nükseder. Evet, siz bunu hep belirtiyorsunuz. Devam etmesi lazım. Devam etmesi lazım. İki ayda iyileşiyorsa 2 ay daha, 3 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha, 4 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha kullanması gerekir ki çözüm kalıcı olsun, bir daha nüksetmesin. Mesela burada mahonya, aynı hamamelis gibi. Türkiye'de bunun kuzeni var, amcasının oğlu. Karamuk. Karamuğa benzer. Aha. Bunun birleşiminde çok yüksek oranda alkaloidler var. Kökünün kabuğunda, dalının kabuğunda. Bu alkaloidler antiviral, antibakteriyel, antifungal özelliklere sahip. Almanya'da Profesör Doktor Gita ve ekibi 430 sedef hastasını tedavi etmişlerdir. 433. Profesör Vizanov yine aynı şekilde sedef hastalarını tedavi etmişler. Mahonya ve hamamelis her türlü cilt hastalığına karşı dünyada en etkili bitkilerdir. Hiç sorun değil. Önemli olan kişinin sabretmesi, azmetmesi, devam etmesi. İyileştim diye hemen bırakırsa ileride tekrar nüksetme riski var. Hı-hı. Çünkü bunun sebebi bağırsak florası. Her türlü cilt hastalığı bağırsaktan, sorunlardan başlar. İlaç kullanmaktan. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanırsa kişi bağırsaklarındaki faydalı bakteri yok olur, yerine kandida mantarı veya diğer zararlı bakteriler yerleşir. Hı hı. Bunların üretmiş olduğu zehir bağırsak florasını bozar. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim yerine zehir gelir. Karaciğer bu zehiri aratamazsa oraya buraya şuraya depolar. Nereye depolarsa orada sorun çıkar. Her türlü alerjik hastalığı, her türlü cilt hastalığı, her türlü psikolojik sorunlar bağırsaktan kaynaklanır. Hı hı. Bağırsaklarınızı tedavi ettiğinizde hiçbir rahatsızlık kalmaz. Yani Çin'e gidiyorum. Çin'de mesela Çin'e gitmiştim, Malezya'ya gitmiştim, birçok ülkeye gittim. İnsanlar hep sıfır beden, hastane yok, eczane yok. Evet. Yani araştırdık, Şanghay'ın nüfusu 30 milyona yakın. Bir tane eczane zor bulabildik ve o eczanede de kimyasal ilaç yok. Harika. Kimyasal ilaç soruyoruz. Hep aspirin, doğal vitaminler mi? Doğal, bitkisel her şey. Aha. Herhangi bir rahatsızlığı olan gidiyor, bitki alıyor, kullanıyor. Bitti gitti. Kimyasal ilaç nedir bilmiyor. Eczacı bile bilmiyor. Böyle bakıyor. Ne diyor bu adam diyor. Kimyasal ilaç soruyoruz soruyoruz anlamıyorlar. Yok. Sadece Çin'de 1,5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Yani sadece Çin değil. Vietnam, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Endonezya, Malezya. Ya Hindistan'da biraz kullanılıyor. Hı hı. Yani dünyada 5 milyar insan ilaç kullanmıyor. 5 milyar. Sadece Avrupa, Amerika, Türkiye, Arap ülkeleri, Rusya çok yoğun ilaç kullanıyor. Kimyasal ilaç kullananların bağırsak florası çöküyor. Hı hı. Zararlı bakteri, virüs ve mantarlar yerleşiyor. Bunlar da zehir üretiyor. Zehir kana karışıyor. Karaciğer aratamazsa oraya buraya depolanıyor. Nereye giderse orada sorun çıkıyor. Her türlü sedef hastalığını, ekzemayı, akne, liken, liken, planus tedavi ederiz. Çok kolay. Mahonya, hamamelis. Hı hı. Peki bunlar Türkiye'de parklarda, bahçelerde süs bitkisi olarak yetişiyor. Gerçekten. Evet, evet. Hamamelis cadı fındığı denir. Aha. Küçük fındıkları, fındık gibi meyvesi olur, yenmez. Bu nedenle cadı fındığı denir, meyvesi yenmediği için.
süs bitkisi olarak yetiştiriliyor. Fakat ne işe yaradığı vatandaş bilmiyor. Bilmiyor tabii ki. Zamanla peki, öğreneceğiz. Devam edeceğim. Romatizma rahatsızlıklarından bahsedelim biraz. Fibromiyalji, işte ankilozan spondilit. Bu rahatsızlıklarda bu ağrıları geçirecek, rahatsızlıkları geçirecek bir bitki var mı? Ne tavsiye edersiniz? Tabii tabii. Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi Şeytan, kökü. Harpago fitum procombensis. Latincesi. Namibya'nın çöllerinde yetişir. 6 ay bir damla su görmez bu bitki. Bir damla su görmez. 3 türlü kökü var. 1, kazık şeklinde bir kökü var. 2, bunun üzerinde saçak gibi yan kökleri var. 3, yumruk kökleri var. Bu yumruk köklerinin, evet bu gördüğünüz çok güzel bitki, işte çölde yetişiyor. Hangisiydi? İşte bu karşıdaki. Ha, sizin, hayır, sizin güzel. Söylediğiniz. Güzel. Gül gibi çiçek açar. Evet. Çok da güzel çiçeği evet, çok güzel çiçekler. Bunun çiçekleri solduğunda, meyveye döndüğünde böyle şeytan pençesi derler, böyle tiken gibi bir, çok sert bir tiken oluşur. Bu gördüğünüz hastalık da kelebek hastalığı denilen lupus hastalığı. Sistemik lupus erythematotus. Lupus demek kurt demek. Kurt kapmış gibi böyle. İnsanın pençe yüzünde. Pençe yani yapısını, dokusunu vücudun bozar. Lupus hastası. Sistemik lupustan dolayı bir hanımefendi bize geldiğinde 5-6 sene oldu. Doktora demiş ki bunun çaresi yok. Sadece kortizon. Kortizon bana getirdi. Annesi babasıyla geldiler. Annesi babası diyor ki kızım dinle. Dedim ki o kullandığı kimyasal ilaç o kadar ağır ki sersem gibi olmuş. Kafası bir öyle düşüyor, bir böyle düşüyor. Dedim ki ya elleme. Sonra açıklarsınız, ne açıklayacaksınız? O kendine değil ki, sarhoş gibi. O kadar ağır ki kimyasal ilacın yan etkisi. Kemikleri eritiyor, hafızayı zayıflatıyor, deriyi inceltiyor, karaciğere zarar, pankreasa, kemik iliğine zarar veriyor. İşte sistemik lupus böyle, şu yüzde böyle kızarıklar olduğu için kelebek hastalığı denir. Ne kadar zamanda iyileşir? Hemen ne kadar zamanda iyileşir diyorlar. Dedim ki acelesi yok. 6 ay kullanacak en az. Bu çok ağır bir rahatsızlık. 6 ay. Bir ay sonra arıyorlar, iyileşmedin ne olacak, çok kötü, sabır edin. 2 ay sonra arıyorlar, geliyorlar, ne zaman iyileşecek, çok kötü, çok kötü, acele yok. 5 ay sonra, biraz iyileşmeye başladı falan dedi. 6 ay sonra beni aradı kızım, 22-23 yaşlarında. Biliyor musunuz ne yapıyorum? Arkadaşlarla arabada sahilde tur yapıyoruz, geziyoruz. Tabii sizin zaten tedavilerinizi hep söylüyorsunuz. Bir 6 aylık süreç önemli değil mi? Hastalığa göre değişir. Yani midede gastrit, ülser, reflü. Kişi kimyasal ilaç kullanmaması çok kolaydır iyileşmesi. Kimyasal ilaç kullanmamışsa. Şimdi gastrit, ülser, reflü için doktoru veriyor. Helipak, trio. Üçlü fare zehirinden daha tehlikeli. Fare zehrini içersin, zehirlenirsin. Üstüne gidersin, eczaneden aktif kömür içersin, o zehri absorbe eder, bitti gitti. Ama bu helipak trio bağırsakta ne kadar faydalı bakteri yok eder. Yok ediyor, eyvah. Yerine kandida yerleşir, artık alerjik hastalığı, cilt astarı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu falan filan bir sürü hastalık çıkar. Kandida için ayrıca bir tedavi yöntemi. Çok zor bir şey. Bu da aylarca hamur işi yemeyecek, tatlı yemeyecek, probiyotik kullanacak. 10 çeşit ürün kullanacak ki yavaş yavaş tekrar oluşsun. Çok zor. Yani bu şuna benzer. İşte Sultanahmet Camisi'ni yapmak için ne lazım? Onu yapacak adam lazım. Mimar Sinan gibi bir usta, onun çırağı da Mehmet Ağa yaptı mesela Sultanahmet. Çok büyük bir usta lazım. Aynen. Öyle basit bir şey değil. Veya Süleymaniye. Ama onu yıkmak için 2 tane dinamit lazım. Çok basit yıkmak. Atatürk Barajı'nı yapmak için çok büyük emek lazım. Ama yıkmak için çok kolay. Evet. Yıkmak kolay, yapmak zor. Bağırsak florası 0-6 yaş grubu yavaş yavaş oluşuyor. 0-6 asla kimyasal kullanmamak gerekir.
Yani anne rahminden çocuk çıkıyor, Evet. doğum oluyor. Annesi babası doktor verdi diye veriyor antibiyotiği, veriyor antibiyotiği. O çocuk 17 Bir 20 paket 20 gıdaları ne diyorsunuz? Ben 3 yaşındaki çocukların annesi sırf orada rahat muhabbet etsin diye eline cips verdiğini görüyorum. Tabii. O çok içerisinde 40 çeşit kimyasal var. Hazır gıdaların Korkunç. hepsi kimyasal. Korkunç yani. Hepsi. Ha diyeceksiniz ki sizin çocuğunuz yemedi mi? Elbette ki yedi ama 3 yaşında yemedi yani. 7 yaşından 8 yaşından sonra tadını öğrendi ama bunun zararlı olduğunu belki haftada bir 15 günde bir az bir miktarda yenilebiliyor. O da çocuk olduğu için istiyor ama hani 3 yaşındaki çocukların bu şekilde paketli şekerler, işte cipsler tüketmesi son derece bana kötü geliyor yani dışarıdan. Evet. Almanya'da Müslüman olan Almanlar var. Böyle. Az da olsa var yani. Müslüman Almanlar. Şimdi bir aile, ben market çalıştırıyordum. Marketim vardı Almanya'da. Geldi, sohbet ediyoruz. Çocuğuna, 10-12 yaşlarında çocuğu çikolata ikram etmek istedim. Çikolata yeme istedim. Harika. Anlamadım dedim. Şahane. Evet. Dedi ki çikolata yemez. Abur cubur yemez. Şahane. Niye yemez? Tiksiniz bizi. Ne güzel. Niye? Alıştırmamışlar. Sonradan onu ikram ettikleri zaman kabul etmiyor bünye. Şahane. Allah Daha ne Allah dedim. olsun? Ya bu nasıl bir iş? Yani Müslüman olmuşlar ama bu Alman Müslümanları bizim gibi sonra yani anadan babadan Müslüman olmuyor. Biz İslam'ın değerini bilmiyoruz. Onlar öyle Müslüman oluyor ki sahabe gibi yaşamaya çalışıyor. Adama hayran kaldım. Yani yaşantıları, davranışları, beslenmeleri Beslem, evet, çok çok güzel, önemli. orijinal. Çok güzel. Rusya'da da Müslüman olan Ruslar var. Onlar da çok güzel. Tam İslamiyet'i yaşamaya çalışıyor. Ama biz kenarından, köşesinden birazcık yaşıyoruz. Bizimki işte öylesine Müslümanlık. Allah yardım Yani etsin. diyorsunuz ki bağırsak sağlığı çok çok önemli. Yediğimiz Bağırsak gıdalar. florası ilaç kullandıkça çöker. Çöktü mü toparlamak zor. Zordur. Çünkü oraya yerleşen kandida hiçbir mikroba benzemez. Kene Yapıştı mı gibi kalıyor? Eyvah oraya eyvah. yapışıyor. Kene gibi. Bağırsa böyle kaplıyor. Streç folyo gibi bir sümüksü bir madde üretiyor. O sümüksü madde biyofilm denir. Bu kandidayı korumaya alıyor. Hiçbir ilaç etki yapmıyor. Bu streç folyo gibi biyofilmin altına geçmiyor ilaç. Evet. Kene gibi de yapıştığı için onu Tedavisi oradan zor. sökemiyorsun. Jiletle kazısan bile çıkmıyor. Evet. Çok tehlikeli. Aslında herkeste var kandidamı. 305. Ne zaman tehlikeli? Ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız tehlikeli. Geçen bana bir mail atmışlar. Dünyanın en meşhur bir doktoru demiş ki biz insanları tedavi etmek için uğraşmıyoruz. Açıkça söylüyor yani. Sadece yani küresel bir bu ilaç sektörü var. Onlar. İnsanları tedavi etmek için uğraşmayacaksınız. İşte biraz oyalayacaksınız. Yani bu zihniyetle gidiyorlar. Allah yardım etsin. Evet, peki. Avrupa'da bunun farkına vardılar. Almanya'da mesela eczanede satılan ilaçların %85'i bitkisel. Harika. Almanya'da. Evet. Yavaş yavaş dönüyor. İnşallah Türkiye'de de bu dönüşüm olur. Peki hemen bir soru daha size sormak istiyorum. Protein kaçağı, böbrek yetmezliği hastalıklarından bahsedelim. Bunların tedavisi mümkün mü? Bu rahatsızlıklar için sizin tavsiyeniz nedir? Evet, çok mübarek bir bitki var. Huş. 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 Ama bu huşun içerisinde sadece huş değil. 10 çeşit bitki ekstraktı var. Huş, yaprağı ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, ayı üzümü ekstraktı. Evet, bu da çok güzel. Evet. Kedicik, bu döllenme tozluklarının her birinde milyonlarca döllenme tozlu var. Polen var, uçuşur. İlkbahar aylarında döllenme tozlu denir. Kediciklerde her bir kedicikte milyarlarca polen var. Milyarlarca. Kavaklarda daha çok. Alerjisi olanlar rahatsız eder. Ama bu huşunki o kadar değil. Şimdi bu böbrekler bir günde bir insanın vücudundaki kan, 5 litre kanı var. Kaç defa döner? Ben hesap ettim. Böbrekler 7 ton 200 litre kan süzüyor günde. Yani bu 5 litre kan kaç defa dönüyor? 1200-1100 defa dönüyor.
Sürekli temizleniyor, sürekli temizleniyor. Burada nefronlar var. Böbreklerde 1'er milyondan 2 milyon nefron, süzgeç hücre var. Şimdi bunlardan birkaç tanesi iltihaplandı mı? Doktorunuz ultrasonuna baktığında o birkaç tane iltihap göremez, anlayamaz. O zamanla protein kaçağına sebep olur. Tedavi edilmezse zamanla kreatinin üreye yükselir, o da böbrek yetmezliğine sebep olur. Diyalize kadar gider. Oysa birkaç bitkiyle bunu halletmek mümkün. Ben Ankara'da Haymana Kaplıcasına gitmiştim. Hı hı. Otelde yer bulamadım. Pansiyonda kalıyorum. 7-8 tane yaşlı adam. Hı hı. O zaman da ben gencim. 30 yaş, 30 yıl önce. Sen niye geldin dediler. Tecrübe olsun diye araştırıyorum dedim. Hı hı. Adamın biri dur dedi. İlacımı alayım dedi. Buraya attı tansiyon. Girip evet, koydu. Evet. Oraya attı böbrek. Buraya attı karaciğer. Ne yapsın? Diyabet. Allah Allah. Sonra sinirlendi. Bütün ceplerinde, her cebinde başka çeşit ilaç çıkardı. Masanın üstüne koydu. 20-25 çeşit. Baka kaldık böyle. Nedir bunlar dedik. Anlatayım mı dedi. Anlat dedik. Ne yapacağız? Zaten oturuyor burada, bir şey yok. Ya. Dedi ki, kaç yıl önce doktora gittim. Böbrek için bir ilaç verdi. Böbreklerini üşütmüş. Onun verdiği ilaç karaciğerime dokundu. O doktora gittim, bir ilaç verdi. Kanımı bozdu. O doktora gittim, başka bir ilaç verdi, midemi bozdu falan filan. Keşke dedim o zaman huş yaprağı, ardıç tohumu, ısırgan otu, ayrık kökü, 4-5 tane bitkiyi kaynatıp da çayını içseydin. Hiçbir şey hepsi kalmadı. 50 kuruş, bilemedim 1 lira. Maliyetsiz, ucuz. 2 gün içseydin hiçbir şey kalmazdı. Nereden bileyim? Evet, çocukları ayrılmış gitmiş. Seninle mi uğraşacağız demişler, hastalıkla. Hı hı. Karısı boşamış. Adam hem servetini kaybetmiş, hem ailesini kaybetmiş. 20 yıl ne varsa hastalıkları için harcamış, bitmiş, tükenmiş. Kimyasal ilaca bir başladığınızda sonu yok. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda kimyasal ilaçlardan 400 bin kişi ölüyor. Raporlar var, bunlar kayıtlı. Çok ciddi bir sayı bu söylediğiniz. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaçların yan etkisinden dolayı 400 bin kişi ölüyor. Türkiye'de kayıt kuyut yok. Ama nüfusla karşılaştırdığımızda takriben Türkiye'de 50 bin kişi ölüyor. Ama kayıt yok. Hı hı. Belge yok, bilgi yok. Bu konuda hiçbir araştırma yok. Hı. Avrupa'da da, Almanya'da da mesela 60 bin, 70 bin kişi ölüyor. Hı. Kimyasal ilaçların yan etkisinden. Fakat bunların Türkiye'de hiçbir kayıt yok. Avrupa'da, Amerika'da hepsi kayıt altında. Hı hı. Bunlarla ilgili yüzlerce kitap var, Almanca yayın var yani. Ne kadar insan yan etkisi yapmış, kimler ölmüş, kim kalmış, nefes edemez, hepsi yazıyor. Belgesi var. Evet. Peki devam edelim sorularımızla. Hareketi kısıtlayan, ağrılara sebep olan sinir sıkışması ve bel fıtığı rahatsızlıkları için tedavi mümkün mü? Tabii. Şimdi Söğüt, haftaya Söğüt'ün unutmasam sürgünü var. Yeni çıkmaya başlamış. Bir sürgün getireyim unutma. Onu da canlı olarak göstereyim. Peki. Söğüt'ün ilk olarak 110 gördüğümüz, herkesin bildiği Söğüt ağacı. Söğüt ağacı. Dalının kabuğundan ilk olarak bundan 114 yıl önce aspirin ürettiler. Bu Söğüt'ün dalının kabuğu asetil salisilik asit içerir. Asetil salisilik asit. Asetil salisilik asit her türlü ağrıya, sızıya iyi gelir. Romatizmaya karşı, artrit, artroz, ankilozan, spondilit vesaire, nevraljiye karşı çok çok etkili ve yan etkisi yok. Fakat bu aspirin üreten firma Söğüt ağacını keseceğin, kabuğunu soyacağın bir sürü maliyet ne yaptılar? Bunu sentetik ürettiler. Petrolde. Sentetik bünye kabul etmiyor. Doğal olursa kabul ediyor. Sentetik olursa kabul etmiyor. Ne oldu? İnsan bünyesine zarar vermeye başladı. Böbreklere, mideye vesaire. Aspirin birçok yan etkisi ortaya çıktı. Mesela Almanya'da bir vatandaş, bir Hacı Mehmet diye bir vatandaş. Adam sabah işe gelmiş böyle. Soluk, beti, benzi, perişan, yorgun, bitkin. Dedim ne oldu, neyin var? Ya başım ağrıyor iki gündür dedi.
Dün dedi aspirin aldım baş ağrısı için. Hı hı. Ama hala kendime gelemedim. Dedim ki ama sen doktora git dedim. Hı hı. Niye? Sen bir de kanaması geçiriyorsun herhalde. Böyle soluk, hı, betin, benzin, perişan gözüküyorsun. Sen doktora git. Firmanın doktoruna acile git. Yok ya git git dedim. Dedi ki demir hap alıyordum dedi. Ondan zannediyordum. Defacete koyu kırmızı geliyor. Evet, evet demir hapları. Ben dedi demir hapından geliyor zannettim. Kanama da olabilir mi acaba dedi. Sen git git. Aha. Gitti. Oradan hemen hastaneye göndermişler. Eyvah. Mide kanaması, mide kanaması geçiriyor, haberi yok. Hii. Doktor demiş ki 15 gün 15 dakika daha geç gelsen gidebilirdin. Eyvah. Kaldırmışlar hastaneye, tedavi görmüş. 6 hafta sonra karşılaştım, dedi ki Allah razı olsun iyi ki söyledin, ölecekmişim dedi. Hayata döndüm. Her şey dedi. Bir sebep. Evet. Evet yani ben onu söylemesem belki farkında olmayacaktı. Farkına varmayacak. Allah korusun işte. Daha kötü olacaktı evet. Evet. Şimdi bu söğütün kabuğundan elde edilen asetil salisilik asit, bunun içerisindeki söğütün kabuğundan elde edilen asetil salisilik asit aspirin gibi değil, açık formda gelmiyor. Bu gezin, buyurun. Yavrucası gezin. Çok yaşa. Hep birlikte. Bunun birleşimindeki saligenin kargodan gelen paket gibi açık değil. Yani kana karıştıktan sonra aktif oluyor. Yavaş yavaş çözülüyor. Yavaş yavaş ağrıları, sızıları, eklem ağrılarını, efendim omurilik sıkışmasını, sinir sıkışmasını, omurilik daralmasını vesaire vesaire bütün bu rahatsızlara karşı yavaş yavaş çözülüp etki yapıyor. Hı hı. Hemen birdenbire kimyasal gibi direkt etki, aside dönüş, asit gibi etki yapmıyor. Asetil salisilik asit saf asit olduğu için yakıyor, mideye zarar veriyor. Ama bu kargodan gelen paket gibi yavaş yavaş, hı, kana karıştıktan çözülüyor. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Hı hı. Oysa aspirin saf asit olduğu için tehlikeli madde. Kullananların çoğuna çok büyük yan etkileri. Böbreklere zarar veriyor, mideye zarar veriyor, kemiklere, karaciğere. Haftada bir de kullanın derler. Hani derler, derler çünkü hiç. Büyük firma, büyük abi öyle diyor. Millet de öyle diyor. Öyle bir şey yok. Çam kabuğunun ekstraktı aspirinden daha etkili, kan sulandırıcı ve yan etkisi yok. Aha. Çam kabuğu ekstraktı. Ekstrat. Biz onunla da ilgili çalışma yaptık. Bu aspirinden veya diğer Komedin vesaire, diğer kan sulandırıcıdan daha etkili, yan etkisi yok. Hı hı. Vatandaş ömür boyu Komedin kullanacağım, aspirin kullanacağım vesaire. Ne oldu? Böbrek gitti, karaciğer gitti, pankreas gitti, kemik iliği, kan üretemez vesaire. Her şey bozuldu, sistem çöktü. Ondan sonra o ilaç, bu ilaç, bu ilaç. Hastalıklı bir toplum olduk, çıktık. Evet. Şimdi ben mesela 50 köyde, bizim köyde bir kişi hastalanmıştı, hep o konuşuluyordu. Çünkü başka, hı, hasta yoktu. Hı hı. Şimdi köye gittiğimde herkes diyor ki, bana bir dakika dinler misin? Buyur ya, dinliyorum. Başka bir hastalık anlatıyor. Hiç köyde olmaması gereken. Öbürü diyor ki ben de şöyle. Öbürü diyor ki Allah Allah. Köyde böbrek yetmezliği olur mu? Kalp yetmezliği olur mu? Kalp ameliyatı olur mu? Bypass olur mu? Olmaz. Doğal ortamda yaşıyor. Tarlada çalışması lazım. Ama köyde yaşayanlar şehirli gibi yaşıyor. Şehirli gibi hazır gıda tüketiyor. Ya. Oturuyor. Şimdi eskiden sapanla, öküzle, inekle şeyle yapılıyordu tarım. Şimdi traktörle 2 dakikada hallediyorlar, sonra bu kadar vakit, boş vakit ne yapacağım? Kağıt oyna, kağıt oyna, vücut çöküyor, sistem çöküyor. Hı hı. Tembellik, halsizlik, dermansızlık, bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Bedenle iş yapılmıyor. Bedenle iş yapmasan olur, sistem çöküyor. Hı hı. Ya her türlü rahatsızlık, mesela bu karpal tünel sendrom, biraz, hı hı, önce orada gösterdi bu karpal tünel. Şimdi şurada sinir sıkışması, evet, olursa, şurada kiriş var, kirişin altından geçen parmaklarımızı kontrol eden sinire karpal tünel denir. Ozon, eğer karpal tünel sendromu olursa ozon yağıyla masaj yaptığımı geçir. Hı. Bazı insanların da dirseğinin altında buradan geçen kirişin altında sinir sıkışır. Buna da küpital sendrom denir. Küpital burada sıkışma olursa, hı hı, ozon yağıyla masaj yapınca geçer. Bu ozon yağı dünyada eşi benzeri yok. Hı hı. 19 çeşit bitki içerir. Okay. Sarı kantaron vesaire vesaire vesaire. Peki ozon yağı önemli. Bir dahaki hafta ozon yağı ile başlayalım isterseniz. Çünkü süremizin sonuna geldik. Ozon yağı ile ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Otto Warburg, aha, Alman. Dünyada 2 defa Nobel alan, üst üste Nobel alan tek kişi. Hı hı. Ozon yağı. Evet. Şimdi mesela ozon kanını alıyorlar, vatandaşın ozonundan geri kanını veriyorlar vesaire. Oradaki ozon
Hemen oksijene dönüşür. Etkisi 5 dakikadır. Ozon terapi. Kanda olan. Saçma. Evet. Yani kana direkt geri veriyor. Zeytinyağına bağlarsanız burada doymamış yağ asitlerine bağlandığı zaman çözülmez. 17 yılda değeri %99'dan %100'den %97'ye 3 değer kaybedebilir. 17 yılda sadece değeri %3 azalabilir. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok çok sağ olun. Saygılar, hürmetler. Evet.